Merhaba, hoş geldiniz. Hepsi nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında gülüyoruz filan ama çok ciddi bir konu konuşacağız. Konu Türkçemiz. Benim özellikle hassas olduğum bir konu. Çünkü yazarım ve Türkçenin doğru konuşulması, doğru yazılması benim için çok çok önemli. Zaten az sonra izleyeceğiniz sohbet marka konferansçılar tarafından arrange edilirken communication sektöründekilerin çok benefit olacağı konusunda hepimiz antant kaldık. Aynı söylesem biliyorsunuz siz de. Marka konferansçılar Bülent Eczacıbaşı ile bana ilk bu sohbeti propose ettiklerinde dediler ki sen Türkçe konusunda bir expertsin. Ben de dedim ki ya expert falan değilim. Ben sadece Türkçenin doğru ve düzgün konuşulması ile ilgili çok adamant bir attitude olan bir insan. Ve kendilerine şunu suggest ettim. Dedim ki böyle karşılıklı Türkçe ile ilgili concernlerimizi share edeceğimiz bir brainstorming session olsun ama hani insanlara informationla da overdose etmeyelim gibisine. Çok teşekkür ederim. Yalnız bu karşınızda konuştuğum bir dakika boyunca Eczacıbaşı gönüllülerine 160 lira borçlandım. Yandı paralar. Şimdi kendisini sahneye davet edeceğim. Hanımlar, beyler, Bülent Eczacıbaşı. Şimdi ben Eczacıbaşı'nda çalışıyor olsaydım size 160 lira borcum vardı. Allah'tan altın bileziğim var, serbest çalışıyorum, çorbamı kaynatıyorum. Neden size 160 lira borcum vardı? Siz çünkü şirketinizde uydurukçayı yasakladınız. Neyi yasakladınız? Uydurukça nedir? Şimdi Gülseciğim şuradan başlayalım. Bir kere yasaklamak yok. Dikkat çekmek var. Aa, güzel. Ceza diye bir şey yok. Gönüllü katkılar var. Gönüllü. Şunu da belirteyim. Senden 160 lira değil 190 lira gönüllü katkı. Vallahi o kadar olmadı ya. Kayıtlara bakarız. Kelime gerçekten başına 5 lira zaten mutabık kalmıştık. Evet. Ben hesabı dikkatle yaptım. Sen de kontrol edebilirsin. Tamam, bu ben da anladım nasıl zengin olunuyor ya. Çözdüm ben işimi. Makbuz olarak sende kalsın. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi bizim tanımımıza göre. Evet, uydurukça. Türkçeleri dururken İngilizce kelimeler kullanıldığında ortaya uydurukça denen dil çıkıyor. Biz bu kelimelerin listelerini yapıyoruz. Yayınlıyoruz bu listeleri. Şimdi bu dil daha çok son zamanlarda plazalarda konuşulmaya başlandı. Plazalarda çalışanlar kendi aralarında bu dille iletişim kuruyorlar. Bu dili sade vatandaşlar anlamıyor. İngilizler de anlamıyor. İngilizler de anlamıyor. O nedenle bu dile plaza Türkçesi veya plaza dili denmeye başladı. Yalnız şimdi bu İngilizce kelimelere ek olarak bir de aslında Türkçe'de bulunmayan, Türkçenin yapısına da uymayan bazı tuhaf, hatta komik diyeceğim ifade biçimleri de moda olmaya başladı. Mesela? Mesela işte ben size şimdi bu raporu sunuyor olacağım. Yahut müdür bey giriş yaptı falan gibi ifadeler. Bunlar da bizim tanımımıza göre uydurukça giriyorlar. Ve biz uydurukça konuşanlardan kelime başına 5 lira gönüllü katkı alıyoruz. Gönüllü. Ben gayet gönülsüzüm o katkıyı yapmak için ama.